Merhaba. Evet, bir cuma daha geldi. Kültür 19. Evet. Kaçıncı? Kaçıncı Onuncu mu bilmiyorum herhalde. bilmiyorum. Evet. Bugün iki tane konuğumuz var. Özlem tanıtır mısın? Tabii. Şimdi Galata, çok yakın arkadaşım, dostum. Galata Perform'un genel sanat yönetmeni, oyun yazarı, yönetmen, oyuncu Yeşim Gülen. Ve yine sevgili arkadaşım, çok kıymetli akademisyen, aynı zamanda da Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi'nin proje direktörü Ferdi Çetin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne var ne yok, nasılsınız? Nasıl olalım? İşte demin de bahsediyordum aslında bu sıralar, yani ne var ne yok, nasılsınız deyince işte insan ne diyeceğini şaşırıyor yani, ne olsun oluyor genelde. İlk repliğimiz bu oluyor yani. Ne olsun işte, hem iyi hem kötü, hem yani genel olarak kötü tabii, bir atmosfer içerisindeyiz ama elimizden geldiğince işte sizinler gibi savunma teknikleri, çözümler oluşturmaya çalışıyoruz hayatımızda. Böyle bir süreç içerisindeyiz yani, hem kendi tiyatromuz için hem de genel, belki Türkiye'nin genel sistemi ile ilgili olarak da sürekli bir kendimizi ifade etme, bir şeyler söyleme, bir şeyler elde etmeye çalışma gibi bir dönemdeyiz. Yani açıkçası yani bir sene evvel hani oturup da düşünseydik herhalde böyle bir dönem yaşayacağımızı, muhtemelen siz şimdi İngiltere'de olacaktınız ya da bilmiyorum nerede Biz de bilmiyoruz. biz de bilmiyoruz. Edinburgh'da olurduk herhalde şu ara. Yani öyle düşünüyorduk. Edinburgh'a geçen sene gittik ya hani, Fringe'de Evet. bir Evet. oyunumuzu yaptık, Yüzyılın Evini yaptık. Tam bu zamanlarda, hatta geçen sene Özlem'le Edinburgh'da oturmuştuk, konuşmuştuk. İşte Evet. ne yapılabilir, işte orada bir şeyler mi yapılabilir vesaire. Yani sizin de deneyiminizden bir şekilde değer, hani bilgilenmek ve ondan sonra onun üzerinden hani bir şeyler yapmak mümkün mü diye Evet. araştırdık. Sadece kendimiz için değil, hani Türkiye'den daha fazla buraya Evet. işte nasıl olsa falan filan gibi şeyler düşünüyorduk. Hatta Fringe yönetimiyle falan konuşmuştuk. Orada işte Summer Hall'un direktörüyle konuşmuştuk falan. Yani hani Evet, evet, böyle bayağı hani oraya Türkiye çıkartmasını yapsak falan gibi bir evet. düşünce içerisindeydik. Ondan sonra bir iki ay evvel biliyorsunuz hani Batır festivaller iptal olmaya başladı. Şimdi Evet. oradaki o Fringe, Edinburgh Fringe Festivali de hani siz tabii çok daha iyi bilirsiniz, Evet. hani içerik itibariyle ve yapış şekli itibariyle tamamıyla dış mekan, farklı mekanlar, sokak. Yani sokakların, o hatırlıyorum, o güro, yani hani o ana caddedeki güroğun içinde Evet. hani tiyatroya doğru gittiğim zamanları falan hatırlıyorum. Yani şu anda o yani mümkün değil yani, böyle bir İmkanı denklemin yok tabii. olmak. 1 milyon insan geliyordu festival esnasında şehre. Yani ve Edinburgh'un da bütün ekonomisi aslında o Ağustos için, o Ağustos'a göre planlanırdı. Bu sene gidemedik biz de. Yani Evet. 10 küsür O yıldan aslında beri ilk defa. güzel bir yerden girdin Yeşim. Birazcık geçen seneki tecrübeni anlatsana bize. Edinburgh'daki gösteri nasıl gitti? Vallahi çok güzeldi, çünkü benim Edinburgh Fringe Festivali aslında şey, sevdam şeyde başladı. Yani üniversitedeyken bir kere gitmiştim, hayatımda ilk defa. Çok yani gençtim o zaman. Hatta böyle bir şeyde kalmıştım işte bir Hostelde. 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 Ve sonra nefret etmiştim. 12 kadın bir arada kalmıştık falan. Hiç hoşuma gitmemiştim. Annemi arayıp falan böyle fellik fellik kaçmıştım o hostel deneyiminden. Hani en azından 4 kişi falan olsa tamam ama 12 kişi kalamam ben burada falan. Duruma geçmiştim ama yani öyle yine yani çok keyifli bir zaman geçirdim yani. Hani oyunları seyretmek, öğlen 12'den gece 12'ye kadar oyun var. Bir de orada söylüyorsun tiyatro, o sıralar tam böyle tiyatrocu olmak istiyorum falan. Tiyatrocu olmak istiyorum falan diye utana sıkıla söylüyordum ben, çünkü sosyoloji mezunuyum. Bizim okuldan işte Boğaziçi sosyoloji, işte reklamcı, halkla ilişki, bilmem ne, her şey olabilirsin ama hani Evet. tiyatrocu olursan yani yazık falan filan şeklinde. Hani bak, genel itibariyle hani ülkemizde de zaten öyle bir bakış açısı var biliyorsunuz. Hani İngiltere'de tabii insanlar böyle bir anda, aa ne kadar güzel, ne yapıyorsun, ne Evet, yatıyorsun çok onure ediyorlar seni tabii. falan, böyle bir anda, aa çok iyi bir şeymiş benim yaptığım falan, böyle bir
hissiyat gelmişti o zamanlar. Sonra bu kadar zaman sonra arada yine bir kere daha gittik. Hatta British Council'ın işte kültür yöneticileriyle bağlantılı olarak bizi çağırdı. Hani kendi showcase'ini gösterdiği, yani kendi seçkisini bu dünyadan gelen işte kültür yöneticilerine gösterdi. Türkiye'den de bizim gittiğimiz, hatta Leman da vardı, Leman Yılmaz, İstanbul Tiyatro Festivali'nin yöneticisi olarak. Gidip gördüğümüz bir festival. Hep yani dışarıdan açıkçası Traverse olsun, Traverse tiyatrosu yani Royal Court paralel olarak. Hani dünyada zaten biz de biliyorsunuz oyun yazarlarıyla çok aktif olarak uğraştığımız için atölyeler olsun, yeni yazarlar, yeni metinler vesaire. Evet. Bir yani mabed gibi yani orası bizim için aynı zamanda. New Writing Theater orası, evet değil evet. mi? Yani tamamen yeni yazımına odaklanan. Evet. Bizim aslında ülkemizde bir tek herhalde biz varız bu alanda hani yani evet. yeni yazımları sadece yeni yazım diye hani net evet. bir şekilde koyan. Evet. Orada yani öyle bir tiyatroyu zaten hep dışarıdan bakıyorsun işte ne bileyim İspanya'da La Salle Beckett'se, işte İskoçya'da işte bu Traverse, işte Londra'da Royal Court işte gibi böyle hani örneklendirdiğin tiyatrolardan biri. Ve kendi deneyimime şimdi gelirsem eğer bu Fringe Festivali'nin deneyiminin içerisinde olmak güzeldi açıkçası. İlk başta aslında biraz şaşkınlıkla gittik çünkü bizim House of Hundred adıyla İngilizce Yüzyılın Evi oyunumuz sahnelendi orada. Sahneledik yani. Ne bileyim yani sahne seçimi, tiyatro seçimi yine şimdi geri dönüp baktığımda çok sıkıntılı oldu benim için. Keşke daha bilgili gitseydim diye düşündüm. Orada bir sıkıntı yaşadım ama genel itibariyle mesela önden bir seçki içine alındık işte bu şeydeki Guardian'da alındık. Yani 50 tane show seçmişler. O da içinde biliyorsun dans da var, komedi de var. Evet. Bayağı hani tiyatrolar arasında hani Fringe'de görülebilecek 20 hani oyun arasında seçmişler ve biz yani burada sadece kataloğa girmiştik. Evet, müthiş bir şey çünkü sözünü kestim, onu söylememiz lazım. Yani yüzlerce oyun var, kaç bin bilmiyorum ama çok 700 oyun mu var, öyle bir şey var galiba. Yani o yüzden o ilk 50'nin arasına girmek henüz sergilenmeden o çok kıymetli bir şey. Sergilendikten sonra da haftalık da devam ediyorlar ve sen ayrı zamanda oyunu Türkiye'de Türkçe oynadığın oyunu orası için İngilizce oynamak üzere de hazırlandın. Değil mi? O İngilizce oynadın. O da çok oynadım, evet. O da özel bir deneyim. Güzel tecrübeler bunlar. Yani orada böyle tiyatro insanı olarak ne kadar kıymetli ve takdirli bir iş yaptığını sana hissettiren organizasyonlar bunlar. Değil mi? Tiyatrocuk gibi. Evet. Evet. Sonra da mesela yani basın bültenini gönderiyorsun. Yani tabii ki çok ilgi çekmeyen bir sürü oyun oluyordur ama ne bileyim yani mesela orada mesela Scottish Times dedikleri The Times yani hani sonuç itibariyle hani dünyanın en önemli gazetelerinden biri yani çeşitli gazetelerden Times'da da çıktı bu arada işte eleştirisi çıktı oyunun yani eleştiri kültürü bir de çok yani evet. gelişmiş yani çok. Zaten bir sorumluluk bilip geliyor ama tabii bunların hepsi birbirine bağlı şimdi. Eleştiri kültürü de neden yani o da bir aslında şeye bağlı yani gazetelerdeki yerine bağlı ne bileyim bununla ilgili en azından ekonomik bir şey kazanabiliyor olmasına bağlı yani tamamıyla gönüllü yapmama durumuna bağlı işte kültür sanat sayfalarının varlığına bağlı yani mekanizmanın hepsi bir arada işliyor aslında yani biz herhangi bir şekilde ilk defa giden bir oyun olarak hani tabii ki Guardian'da seçkide olmak da çok büyük bir itki oldu. Ha neymiş bu gidelim bir bakalım en azından inceleyelim evet. falan gibi bir şey olmuştur muhakkak. Çünkü öyle referans alıyorsun hani 700'ün üstünde oyun var nereden referans alacaksın? Evet. Hani tavsiye edilen yerlere bakıyorsun o evet. da önemli bir şey. Evet. O noktada yani eleştirilerin çıkması da yani herhalde çok güzel. Şey yani ne bileyim orada söylediği herhangi bir şey negatif de olsa pozitif de olsa insana çok iyi geliyor. Zaten tabii. Murat bunun zaten Lyceum'daki oyunuyla çok yüksek deneyimlemiştir. Yani ödüller aldınız şey yaptınız hani bir sürü eleştiri zaten çıktı oyunla ilgili ben de takip ettim.
Yani bu şey de değil, hani övgü almakla alakalı bir şey de değil. Yani birisi seni görüyor, değer veriyor. Hani oyununu orada yazıyor, seyrediyor, düşünüyor hani gibi bir durum. Hı-hı. Tamam. Şimdi Ferdi'ye sordu. Ferdi. Canım bekliyor. Ferdi ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben oradan kaldığımız yerden devam ederiz Yeşim. Ferdi'yi sohbete dahil edeyim bir ondan sonra. Çok mu konuşuyorum acaba? Hayır, sen gayet iyi konuşuyorsun da ben kötü moderatörlüğümle araya girmeden çözmeye çalışıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de bir yani çok güzel anlatıyor Yeşim süreci, yüzyılın evinin sürecini, yurt dışındaki süreci. Biraz oradan mı devam edelim ya da hani pandemiye daha farklı doğru mu gelelim? Yavaş yavaş gidelim. Nasıl gelelim. İstersen. Aslında evet yani belki devam edilir pandemi oradan daha sonrasında. Galiba o yüzden buradan geliyoruz. Evet. Değil mi? Bir nostaljik tadı oluşuyor ister istemez sohbetin yani konular açılınca. Yani pandemiye dönecek olursak belki bu süreçle birlikte hani benim aklıma şey geliyor. Bu Mart ayından beri başlayan bir süreçte işte bizim... Dur. Mart... Pandemiye girmeyelim bence. Pandemiye tamam. Geleceğiz. Daha vakit var. Sen ne yaptın? Neler yaptın? Ondan bahsedelim. Yani Yeşim'in bıraktığı yerden devam edebilirsin. Tabii ki. Yüzyılın Evi üzerinden devam edebiliriz o zaman birazcık. Yüzyılın Evi'nde birlikte çalıştık. Ben yaklaşık 10 küsür yıldır Galata Perform'da birlikte çalışıyorum. Yeşim'le birlikte ve ilk 2009'da asistanı olarak başladığımı söyleyebilirim. Bunu da böyle çok hoşuma giderek söylüyorum her platformda. Çünkü çok tiyatro alanında hani bu ilişkinin nasıl güzel evrildiğine bir örnek olarak gösterilebildiğini düşünüyorum. İlk Yüzyılın Aşkı yapılıyordu o sırada çünkü. Yüzyılın Aşkı da reji asistanıydım ben ve onun süreci devam ederken hani işte dahil oldum ve sonrasında ekipte de Yeni Metin Yeni Tiyatro üzerinden ve birçok değişik oyunlar ve projeler üzerinden aslında yavaş yavaş ilerleyerek sonunda geldiğimiz noktada çok daha hani hem idari anlamda hem artistik anlamda bir noktaya geldiğimizi görüyorum şimdi. Yüzyılın aşkından başlayıp yüzyılın evine gelmek çok güzel oldu bir kere. Çok böyle sembolik bir manası da var benim için. Yüzyılın evini çünkü çalışmaya başladığımızda birlikte oluşturmaya başladık. Çünkü çok kişisel bir hikaye vardı ortada. Yeşim'in anneannesinin üzerinden ve hikaye üzerinden, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bir hikaye üzerinden falan. Ben bu hikayede ne yapabilirim gidilerinden düşünürken sonrasında ben böyle oyunda bir giriş ve çıkış bölümü üzerinden bir ortak yazarlık söz konusu oldu ve bütün projeyi de hem koordinasyon anlamında hem artistik anlamda da birlikte yürüttük aslında Yüzyılın Evi üzerinden ilerleyecek olursak. Peki senin şeydeki Edinburgh'daki gözlemlerin nasıldı? Nasıl sen Edinburgh'a gittin mi bu arada? Gidemedim geçtiğimiz yaz. Sen yani şimdi tam onu düşünüyordum çünkü bazı fırsatlar insanın hayatına belki bir kez geliyor. Hani o yeah. Önümüzdeki yaz bir daha gideriz demiştik bu yaz için ve bu yaz konuştuğumuz şeylere bakınca çok buruk oluyor insanın içi yani. Geçen yaz ertelemiştik bu yaza birlikte gideriz diye. Gidememiştim peki. Ben yani. O zaman Yeşim oradan Yüzyılın Evi'nden devam edip şeye gelelim. Pandemi öncesinde durum neydi? Sizin durumunuz neydi? Yani ekonomik krizdeki durum neydi? Durumunuz neydi? Ya son aslında bir 3 senedir falan biz Galata Perform'u biliyorsunuz hani stüdyo sahne olarak değerlendiriyorduk. 3 senedir bu denklemden çıktık. Ve daha böyle Yeni Metin Yeni Tiyatro işte hem festivali hem okumaları hem yayını itibariyle çok aslında böyle çok kapsamlı bir proje bizim için. Oyun yazarlarını sahnelediğimiz, prodüksiyonlarını yaptığımız, daha fazla prodüksiyon yaptığımız bir dönemden giderek küçüldüğümüz bir döneme geçtik biz bu son 3 senede. Aslında bunun başlangıcı aslında bu 2012 civarıydı. Yani ben bölümleri ayırırsam kendi hani teatral serüvenime 2012 ile 2016 arası başka bir şey, 2016'dan sonrası başka bir şey oluyor bu son süreçte, son dönemde.
Son yani bu ekonomik olarak aslında çok böyle hani bize de soruyorlar böyle ne kadar güzel tiyatrolar çok harika dönemlerini yaşıyorlar falan gibi bir sorular. Altın çağı geçirdik ya. Ha, altın çağı, hatta bununla ilgili ben bir yazı da yazdım yani bunun böyle olmadığıyla ilgili. Yani şöyle bir dönemdeyiz sanki hani kendimizi o yüzden biraz uzaylı gibi hissediyoruz. Yani çok böyle hani niteliğin, sanatsal değerin işte ne bileyim ben yani Türkiye'de yaşayan yazarın, yönetmenin kendini ifade etmesinin sadece kendim anlamında değil başka insanlara da alan açmanın önemli olduğunu hissettiğimiz bir tiyatro denklemi içindeyiz biz. Her zaman bu böyle oldu. Bu ön planda oldu. Ama son dönemde açıkçası yani nitelik değil de nicelik üzerinden ilerleyen bir tiyatromuz var. Yani bu pandemiden vardı. Vardı. Şu anda da hani o da sarsılma durumunda. Yani bu şey anlamında demiyorum. Yani tabii ki biliyorsunuz hani İngiltere'de West End vardır. İşte Amerika'da Broadway vardır falan. Yani bunları yadsıyamayız. Hani çok büyük kitlelere ulaşan işte daha böyle gişe üzerinden ilerleyen ticari dediğimiz hani tiyatrolar vardır. Bunlar olmamalı gibi bir şey bana göre absürt bir hani istek. Çünkü bu endüstriye yani bu alan her ne kadar sanat olsa da sinemada bir sanat alanı olsa da bir şekilde bir yere oturması gerekiyor yani reel düzlemde hani bir endüstri dersek hani. Onu da şey yine parantez içinde koyuyorum. Ama açıkçası yani şu anda da bu daha akutlaşan durum, bu ticari durumun daha yani ona bağımlı olduğumuz bir döneme girmiş olduk. Yani bu ne demektir? Hani eğer bir tiyatro devletten bir destek almıyorsa düzgün bir şekilde sanat yapması için yani insanları yetiştirmek, sanatı önceliklemek, Türkiye sanatını dünyada hani bir yere getirebilme noktasında bir şey yaratma gücüne sahip olmak için yerel yönetimden de bu anlamda bir oyun satın almanın dışında bir destek görmüyorsa o zaman ne oluyor? Bizim gibi bağımsız yani devlet ve şehir tiyatrolarının dışındaki tiyatrolar sokağa bağımlı oluyor. Bu da nedir? Sokakta ticari bir alandır. Yani bilet sattığın sürece var olabildiğin bir alandır. Hani gişe yapabildiğin sürece var olabildiğin bir alandır. Şimdi bir nevi bir Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak da hani 2000'lerin başında bir sürecimiz vardı açıkçası. Biz de mesela Yeni Metin Yeni Tiyatro'yu aslında o şekilde hani başlangıcını verebildik. 2009'da İstanbul Kültür 2010'dan aldığımız bir bütçeyle biz bunu uluslararası hale getirebildik. İşte ne bileyim Avrupa Birliği projelerine ortak girebiliyorduk. Biraz daha farklı bir dönem nispeten vardı 2000'lerin başında. Bir sürü tiyatroların kuruluşu da o zamana denk geliyor. Yani hani biz de mesela 2000'lerin başında kurulan küçük tiyatrolardan biriydik vesaire. Tabii değerler de farklıydı o zamanlar. Yani bu kadar hani ticari ve şey sokak ideolojisi üzerinden ilerleyen bir dönemde değildik. Şimdi giderek daha da fazla vahşi kapitalizm mi deriz artık ona? Vahşi işte ne bileyim ticaret ekonomisinde ona bağımlı olan yani bağımlı olmak durumunda olan bir tiyatro kültürünün içerisine çekildik böyle vakum gibi ve giderek de yani başka türlü düşünen tiyatrolar marjinalleşti yani hani marjinal olduk artık yani hani tam anlamıyla. Yani zaten marjinal olmakta da yani ben kendim şahsım adına bir problem görmüyorum yani. Farklı olmak, marjinal olmak, öncü olmak bunlar benim için pozitif değerler açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani o anlamda bir problemim yok. Fakat ayakta durmak ve sürdürebilmek. Yani Türkiye'de herhangi bir tiyatronun bilirsiniz yani ben 90'larda tiyatro deneyimleyen bir insanım. Şimdi bizim atölyeye gelen öğrencilerimiz kumpanya tiyatrosunu bilmiyor. Yani aha bir kitap varmış diye yani biliyorlar. Şimdi biz o dönemde bizim yani kumpanya tiyatrosu olsun, 5. sokak olsun, işte o İSM 2. katta hatta deneyimlediğimiz şeyler Bilsak, ondan sonra Oyuncular Tiyatro Kahve, Tiyatro Oyun Eğitimi. Miadını 10-15 senede tamamlar. Neden tamamlar? Çünkü aslında ya kendinden destekle tiyatrolarımızı kuruyoruz.
Öyle ya da böyle. Yani birisi diziden alıyor oraya koyuyor. Öbürü başka kendinden alıyor koyuyor. Öbürü gidiyor tatlıcı açıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor falan. Hani bir şekilde başka yerlerden hani destekle bu tiyatroları ayakta tutuyoruz. E bir süre sonra 10 sene, 15 sene sonra bir tükenme sendromu başlıyor. Yani bu tiyatro bir hani 5 sene gidiyor, bir heyecanla gidiyor yani. Hani yapıyor, ediyor, kaybetse de bir şeyler, bir değer kazandırıyorum diyor ama bütün o tiyatrolar mesela 90'larda olan tiyatro oyun evinin son oyunu tiyatro bittiydi mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Kerem Kurdoğlu bir kitapla taçlandırarak bitti. Onların arasında tek ayakta kalan belki de stüdyo oyuncuları oldu yani hani o dönemden. Bilsak evrildi işte Maya sahnesine bir şekilde hani konumlandı. Şu anda da o da ne noktada bilmiyoruz. Yani böyle bir şey olmadığı zaman zaten hani genel olarak tiyatro sanatının da Türkiye'de gelişmesi, bir yere gelmesi, özgür kendini ifade etmesi ve hani sürekliliği imkanlı olmuyor. Ben böyle bir giriş yapayım 90'ların. Yani evet, salgın öncesi, yani salgın öncesinde yaşadığımız bir dönem. Yine mesela Crack, düşündüğünüz zaman Bilgi Üniversitesi'nde çok güzel, yani dünyada olsa nasıl Pina Bausch? Pina Bausch nasıl dans tiyatrosunun annesi oluyor? Yani çünkü Pina Bausch'ı biri keşfediyor ve ona diyor ki gel burada hani sen işini yap, çok önemli bir değer yapıyorsun yani kazandırıyorsun. Ve yani o destekle Pina Bausch hani ilerleyebiliyor, anlatabiliyor muyum? Ariane Munchkin Fransa'da nasıl geliyor? Aynı şekilde yani ya da Shermin Langhoff Berlin'de Bauhaus'ta yaptığı iş Hebel'de başlıyor, Hebel Tiyatrosu'nda. Küçük bir festival yapmasına izin veriyor. Sonra Bauhaus'u yönetmeye başlıyor. Devlet diyor ki iyi bir şey yapıyorsun. 100 bin euro verdim. Şimdi sana arttırıyorum. 250 bin euro vereceğim senede diyor mesela. Atıyorum, belki genelliyorum bunları ama oradan sonra da Maxim Gorki'ye geçiyor Şermin. Yani bizim ülkemizde biraz bu değer sistemi ve işte sürdürülebilirlik, süreklilik, tiyatroların devam etmesi ve sanatsal üretimi sekteye uğruyor bu sistemin yani sıkıntılı olmasından kaynaklı olarak ve tükeniyor insanlar. Yani tükeniyorlar, bitiyorlar yani. Evet, çok haklısın. %100 aynı şekilde düşünüyoruz. Hatta haftalardır da benzeri taraflarından aynı şeyleri konuşuyoruz. Farklı ve sadece tiyatro ekipleriyle de konuşmuyoruz. Yani müzikte de aynı sıkıntı var biliyorsun. Hani birçok şeyde, güncel sanatta da benzeri bir şey var. Geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Bu sanat kurumlarının niçin bir türlü kamu kurumu haline yani hem yönetimler hem de seyircileri yani takipçileri tarafından da hayatta tutulması gereken kurumlar haline niye gelemediği gibi bir noktaya geliyoruz aslında. Yani biz o saygınlığı kazandırıyoruz diye düşünüyoruz ama onun karşılığında görevini yerine getirmesi gereken başka gruplar var ve o gruplar bunu görev olarak görmüyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani orayla ilgili ne yapabiliriz bilmiyorum. Aslında siz tiyatro kooperatifiyle de birçok alanda da bununla ilgili çalışmalar da yapıyorsunuz. Onu da biliyorum. Sonsuz sohbet olanağımız var. Çok uzun konuşabiliriz. Ferdi'ye. Ama Ferdi'ye şunu sormak istiyorum. Sen de uzun zamandır yani senin akademisyen yanında bizim için çok saygı duyduğumuz bir yan ve hani onu da koruyarak hem bir akademisyen olarak eğitim tarafında ne olduğundan da bir parça bahsederek belki sonra bu pandemiye biraz girelim artık bence yani ve bu şok geldi ve bu şok dalgası geldi ve aslında o esnada ne oldu, nasıl yaşandı, ne hissedildi ve hemen akabinde de şimdi ne yapacağız, ne yapıyoruz'a geçeriz. Evet, aslında akademide çok yeni bir gelişme var. Biraz onun üzerinden de ufak bir şeyler söyleyebilirim. Hani doktora eğitimim süresince de akademinin içerisinde yer aldım. Şimdi tamamlandı, artık daha ders vermek üzere bir kurumla birlikteyim. Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi konservatuar kuruyor ve bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Ben o yapılanmanın içerisindeyim şimdi ve Eylül ayı itibariyle de eğitimlerimize başlayacağız. Hani bu yapılanma içerisinde çok güzel bir aslında yapılanmadan bahsediyoruz. Büyük bir yatırım var söz konusu olan ve
aslında orada da eğitim tarafında da oyunculuk üzerinde özellikle sektörel anlamda çok büyük şeyler var, eksikler var. Konuştuğumuzu hatırlıyorum çünkü bir çalıştay yapmıştık. Murat'la orada da karşılaşmıştık zaten sektördeki problemlerden bahsederken. Çünkü konservatuvardaki bu yapılanma biraz bunlara cevap vermek üzerine. Yani oyuncular yetişiyor ve sektörle hiçbir bağlantısı olmadan bir rüyanın içine doğuyorlar ve ondan sonra kişisel teşebbüslerle oyun yapma, ekip oluşturma, yazma ya da çevirme ve bir oyun fikri ortaya çıkarma üzerinden. O yüzden eğitim kısmında yaralar baki ve bunun üzerine yapılabilir diye düşünüyoruz şimdi bu sıralarda çünkü. Hiçbir alanında olmadığı gibi tiyatronun bu alanında da çok büyük bir eksiklik var. O da şu, bunun yani oyunculuğun bir meslek olduğu, yazarlığın bir meslek olduğu, tiyatro yapmanın bir meslek olduğu netice itibariyle hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmuyor. Biraz bu açıdan neler yapılabilir diye eğitime buradan yaklaşmaya çalışacağız. O şekilde bir yapılanma üzerinde duruyoruz şu an. O yüzden eğitim tarafından bunları söyleyebilirim. Bunlara cevap verebilecek bir yapılanma üzerinde durduğumuzu söyleyebilirim Bahçeşehir Konservatuvarı'nda. O şekilde yani. Online mı devam ediyordu dersleriniz pandemi başlayınca? Şimdi de öyle mi devam edecek? Bu yıl ilk kez zaten öğrenci alacak. Geçtiğimiz yılda kuruluş çalışmaları vardı. Pandemi sürecinde aslında kuruluş çalışmaları oldu. Bütün kadro ve eğitim ve bütün politikasını, eğitim politikasını online olarak yaptık. Şimdi de hibrit eğitim olacak diye planlıyoruz. Yani dijital ve yüz yüze eğitimler olabildiği kadar yani. O şekilde ilerleyecek Eylül itibariyle. Peki, gelelim yeni metin, yeni tiyatronun Kasım 2021, 20'sine 21 dedim. 21'e gitmek istiyoruz. Ben yine aslında 2020. 2021'e gitmek istiyoruz hep birlikte. Yani Kasım'da online da başlayacak diye biliyorum festival bu yıl. Doğru mu biliyorum? Biraz onu evet, aktı Kasım'da, mısın? Kasım'da olacak. Çünkü son 3-4 yıldır Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ile biraz paralel giden bir yapılanma içerisindeyiz. Geçtiğimiz yılda Türkiye'de Çağdaş Tiyatro diye bir panel gerçekleştirmiştik. Yine orada da karşılaşmıştık zaten. Evet, çok güzeldi. İki panel, tabii. Evet, 2 günlük bir panel dizisiydi. İlk gün evet. Daha böyle teorik çalışmalar üzerinden kıymetli akademisyenlerle bir oturum yapmıştık. İkinci kısmında da o akademisyenlerin teorize etmeye çalıştığı dönemleri yaşamış sanatçılarla bir araya gelmiştik. O yüzden tiyatro festivaliyle bu işbirliği bu yılda devam edecek. Bu yılda yine bir panel dizisi olacak. 1 günlük ya da 2 günlük yine Türkiye'de tiyatro üzerine olan bitene dair bir teorize etme noktasında ilerleyeceğimiz. O sebepten dolayı da paralel bir yapılanma olacak yine festivalle konum itibariyle. Ve Yeni Metin'in tiyatro festivali online olacak bu yıl. Hibrit noktasında da düşünüyoruz. Fakat hani ağırlıklı olarak projeler online olacak gibi görünüyor şu an itibariyle. Çünkü bu aynı zamanda Yeni Metin Yeni Tiyatro'nun o yeni tiyatrosuna da biraz göz kırpan ve alan açan bir şey oldu gibi geliyor bana düşününce. Çünkü yeni metin üzerine düşündüğümüz zaman sürekli oyun metninin nasıl olması gerektiği ya da bugün çağdaş tiyatroda nasıl bir anlatıdan bahsediyoruz diye düşünüyoruz. Fakat yeni tiyatro kısmında bu yıl bu dijitalleşme süreçleriyle birlikte bir kez daha düşündüğümüz zaman yeni bir dil arayışı, yeni bir anlatı mümkün olabilitesi üzerine falan da düşüneceğimiz bir yıl, düşünmeye başladığımız bir yıl daha doğrusu. Bu çalışmaların online olduğunu anlıyorum ama gösterimlerin de online olacağını. Gösterimler de online olacak. Evet, bazısı önceden kaydedilmiş ve kayıtlı premier olarak sunulacak. Bazıları online streaming şeklinde o anda yayınlanacak. Bazıları ise değişik teatral tool'lar üzerinden WhatsApp, Twitter ya da Instagram gibi değişik sosyal medya araç ve gereçleri üzerinden seyirciyle iletişim kurabilecek mecralar olacak. Yani 2-3 değişik mecrada festival seyirciyle buluşmayı hedefliyor bu yıl yani. Çok keyifli. Peki seyirciye nasıl duyuracaksınız? Bunu nereden haberdar olacak insanlar? Twitter'dan.
Yani şey olarak oyunun bu yıl biraz daha bütün bu dijital gösterim tekniklerini ve bütün bu dijital olanakları toplayan bir projemiz de var aynı zamanda. Belki biraz zaman kalırsa ondan da bahsedilebilir. Bu aslında bütün merkezi yani eğitim modelini de, yayın modelini de, gösterim modelini de bir arada toplayacağımız bir dijital platform yaratma projemiz var. Bütün bu süreç içerisinde bize... Ondan da bahset, onu da oraya dahil edelim. Aç orayı da. Tabii yani çünkü bu süreçte işte ister istemez girmiş olduk böylece pandemi sürecine. İlk önce o Mart ayıyla başlayan şokla birlikte aslında bir süreçti bu bizim için. Ve işte herkesin o yaşadığı şaşkınlık ve hayal kırıklıkları ve korkularla birlikte geçen bir ayın sonunda evet tamam bu durum böyle fakat şimdi ne yapılabilir, bir şey yapmalıyız noktasında hareket etmeye başladık. Çünkü bizim yeni metinli tiyatro eğitimleri de hızlıca online'a adapte oldu ve Zoom üzerinden biz Mart ayından başlayarak hala devam ettiğimiz bir atölye dizisine çevirdik bu süreci. Onlar zaten devam ediyordu. Fakat bunların daha bu dijital olanaklarla düşünebilir miyiz dediğimiz zaman karşımıza 3 tane alan çıktı aslında. Yani üzerinde konumlanabileceğimiz ve etkinlik gösterebileceğimiz. O da yaptığımız işleri yani festival ya da sezon projesinin bu yıl onda da bir sürpriz olacak çünkü bunun dijital bir gösterim platformu üzerinden sunulması ve bununla birlikte bizim zaten yıllardır birlikte yaptığımız yüz yüze yaptığımız atölyelerin bu yıl yine dijital olarak seyirci katılımcılarla buluşabileceği fakat sonrasında böyle bir araya gelme noktasında bir model geliştirdiğimiz bir eğitim modelimiz var. Yani gösterim, eğitim ve yayını birleştireceğimiz bir dijital platform olacak diye özetleyebilirim herhalde projemizi. Yeşim, sen ne söyleyeceksin bu projeyle ilgili? Bir de şunu da soracağım, bunu da ekleyeyim. Senelerdir aslında bu yeni metin üzerine çalışıyorsun. Verim alabiliyor musun yani tiyatro yazarı dediğimiz kimlik daha görünür hale geldi mi ve tiyatro yazarı diye yetişmiş birileri televizyona kaptırılıyor mu orada neler oluyor? Yani televizyon yani kaptırılıyordur muhakkak o pek. Bilmiyorum yani mesela bizim 3 senedir atölyelere katılan bir Erdi var, Erdi Işık. O aynı zamanda Fox TV'de dramaturktur yani. İkisini bir arada götürüyor. Yani ikisini bir arada götürmek mümkün. Hani oradaki dert daha çok galiba yazarlar olarak biz yurt dışında olduğu gibi bir tiyatro bizi commission dedikleri bu İngiltere'de ya da işte bir tiyatronun... yazarla sadece telif üzerinden değil de gerçekten hani o oyunu yazması için bir imkan sağlaması üzerinden bir denklem yaşamıyoruz genelde. Hani ancak şehir ve devlet tiyatrolarında bir nebze oluyor bu. Orada da biliyorsunuz belirli yazarlar genelde ön planda oluyor ve genç yeni yazarlar için bir alan yok. Yani Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi'nin temel çıkışı aslında benim kendi dertlerimden yola çıkarak yani ben başladığımda böyle bir şey yoktu. Acaba iyileştirmek için ne yapılabilir sorusu üzerinden ilerliyor. Hani geldiğimiz noktada aslında benim tiyatroya başladığım zamanlardan çok daha ileri bir noktadayız yazarlar için, oyun yazarları için. Yani en azından kendi atölyelerimiz için söylersem her sene muhakkak 6 ya da 7 tane oyun okumasını profesyonel yönetmenlerle, oyuncularla karşılaştırıyoruz. Seyirciye çıkarıyoruz. Daha fazla yeni yazar aranıyor. Bir nebze şehir tiyatrolarında da bir hareketlenme var. Bir süredir devlet de o kadar karşılığını görmüyoruz ama şehirde var işte bu Ahmet Sami'nin girmesi, işte Yiğit zaten senelerdir orada bir şekilde yani var oluyor. Hani bizim yazarlar olarak hani bir temsilci olarak önemli bir yer tutuyor. Ama yine daha yani yetersiz ama yine de var bir hareketlenme diye düşünüyoruz. Yani Yeni Metin Yeni Tiyatro'nun aslında biraz benim hocam Şahika Tekan stüdyo oyuncularından ben çıkışlıyım ve ustam diyebileceğim bir insandır hala. Şimdi o oyunculuk eğitimi veriyor senelerdir ve onun tabii ki tezahürlerini daha çabuk görebiliyorsunuz.
Yani bir oyuncuyu 2 senede 3 senede yetiştirmek mümkün, sonra hemen bir şekilde bir yerde değerlenmesi. Ama bir yazarın yani yetişmesi çok emek isteyen bir şey ve seneler seneler isteyen bir şey. Yani bizim aslında Yeni Metin Yeni Tiyatro'dan çıkan, atölyelerden çıkan artık duyuruyoruz da bunu göğsümüzü gere gere. İşte çeşitli alanlarda ödül alan, işte sahnelenen, kendi oyunu sahneleyen vesaire, gerçekten bir hareket yarattığımıza inanıyorum ben bu anlamda. Ve bu hareketin de daha da ileride bence meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Yani şu anda ne bileyim ikinci, üçüncü, beşinci oyununda olan yazar ne bileyim birkaç sene sonra, belki bir 10 sene sonra çok daha farklı bir noktada olacak. Yani isimler üzerinden çok ilerlemek istemem ama mesela en son bu ortak yapım projesinde de biz 5 kişiyiz seçilen yazarlar arasında. 2 tanesi zaten bizim, bir tanesi Yeni Metin Yeni Tiyatro projesini beraber kurduğumuz Ceren Ercan'dır. Öbürü de atölyelerden çıkıp sonra benim ilk oyununu yönettiğim Ahmet Sami Özbudak'tır. Yani bu bile aslında bir gösterge diye düşünüyorum ben. Ama tabii biz biraz şeyle uğraşıyoruz, özgün dil, yeni olan nedir üzerine uğraşıyoruz. O yüzden hani klasik alanda olan, yani mainstream diyeceğimiz, ana akım diyeceğimiz yerlerde bazen olmayabiliyor tabii bizimle çalışan, çıkan yazarlar. Bu da yani tiyatroyu bir sanat olarak ve hani öncü noktasında ne yaratılabilir, özgün olma noktasında ne yaratılabilir, yani bir şeyin kopyası olmamak, gerçekten hani nasıl bir dil, bu buralardan çıkan nasıl bir dil olması üzerine çokça düşündüğümüz bir alan, benim nefret aldığım bir alan açıkçası, sadece kendim yazarak değil de insanlarla konuşmak, düşünmek, yeniden hani şimdi bile işte yeni tiyatro ne olmalı diye düşünmek perdiyle ya da başka öğrencilerle bana çok keyif veriyor. Böyle daha devam edeyim mi dijitalle ilgili yoksa... Dijital, şunu soracağım. Dijitalin tiyatro ile ilişkisinde ne düşünüyorsun bu ilişkisi konusunda? Şimdi şöyle, yani Ferdi'nin de biraz anlattığı gibi hani böyle bir süreçten geçiyoruz biz, hani dijitalle yüz yüze geldiğimiz. Şimdi bütün sanat dalları bir şekilde biliyorsunuz hani evden deneyimlenebiliyor. Müzik olsun, sinema olsun vesaire. Ama tiyatro çok hani canlı olan üzerine vurgu yapılan bir sanat dalı. Hepimiz bunu zaten böyle yaşıyoruz. Ben mesela yani performans üzerine de düşündüğünüz zaman, performans sanatı üzerinden de hani çok kendim geçmişimle ilgili düşündüğüm için hani buna çok vurgu yapan bir alandayız. Ama bir yandan da dijital bir çağa girerken bunun gereklilikleri ve bunun nasıl olması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor bence bizim kendi sanat dalımızla dijital ilişkisi anlamında. Genelde dijitalden şeyi anlıyor insanlar, işte oyununu sahneliyorsun, YouTube'a koyuyorsun, ondan sonra insanlar seyrediyor falan gibi bir şey algılanıyor. Ama bunun öncüsü tabii ki daha evvelden başladı zaten. İşte bu işte sanal gerçeklik dedikleri ya da arttırılmış gerçeklik dedikleri VR, AR gibi işte şeylerin deneyimlendiği tiyatroda. Ya da işte sadece işte Twitter üzerinden ya da online platformlar üzerinden pek çok ülkede bir arada deneyimlenen performanslar, atıyorum örnek olarak İngiltere'de Forest Entertainment'ın yaptığı işte ne bileyim 10 küsür saat süren ve online'da da yayınlanan quiz show mesela falan gibi oyunları. Yani bunun öncesi vardı ama şu anda şeyle yüzleşiyoruz, yani gerçekten bunu hayatımıza entegre etmeliyiz gibi bir noktada yüzleşiyoruz. Kimi insanlar bunu reddetmeyi tercih ediyorlar. Evet. Biz daha çok içinde ne yapılabilir, nasıl bir yaratıcı alan, bir teatral alan yaratılabilir tercihini yapıyoruz açıkçası. O reddedenlerden biri de benim. Ben reddediyorum. Çünkü benim için tiyatro karşılıklı bir titreme, nefes titremesi olmadan işlemeyecek bir alan. Yani o bence o başka bir sanat mecrasına dönüşebilecek bir alanda söz ediyoruz. Benim için, benim fikrim o. Evet. Peki söyleyeceğiniz bir şey var mı? İşte yeni proje, yeni şeyi proje, anlatacaktı. Evet. Yeşim sürprizli şeyi anlatacaktı.
Evet, yani şey aslında biraz bu dijitali reddetmenin altında şey de var, hani tiyatronun belirli bir formda yapılmasına alışık insanlar, işte nedir o, sahnede kapalı alanda seyirciyle yüz yüze bir koltuk iki istemle ya da masa falan filan, hani o şekilde yapılması, ama tiyatral olanı değişik yerlerde yaratabiliriz diye düşünüyorum. Mesela radyo tiyatrosu da radyo tiyatrosudur yani, ona kimse hani... Ama radyo tiyatrosu işte, bak bu konuda tartışmaya girmeyelim, uzar bir iş. Onun ismi radyo tiyatrosu. İnternet tiyatrosu olabilir ama tiyatro... Olabilir. Yani tiyatral olanı nerede arıyorsunuz gibi bir soru işareti üzerinden bir tiyatral şeyler... Tiyatral değil de dramatik çatışmayı nerede arıyorsun? Dramayı ya da çatışmayı nerede aradığınla değişebilir. Yani tiyatro... Bence o konuda çok muhafazakarım. Tiyatronun bir nevi muhafazakarlık ben söylemeye çalışıyordum zaten. Tamam. Bence tiyatronun sınırları yeterince zengin zaten. Kendi sınırları oldukça zengin. Onun için hani teknolojiyi ancak belki bir araç olarak şey yapabilir. Evet. Neyse. Ya biz hizmetimize kullanabiliriz bunu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu dönemde de yani böyle bir bağnazlık ve muhafazakarlığın çok gereği olmadığını düşünüyorum. Yoksa kilitlenirsiniz yani, hiçbir şey yapamayacak hale gelirsiniz. Ama sizinki çok güzel, ormana gitmek de güzel bir çözüm yani. Herkes inandığını yapmaya devam etsin bence. O da güzel. Hepsi yapabiliyoruz. Güzel. Hiç. Ben muhafazakarım o konuda. Yok yok. Yani evet. Bunun da doğru olduğuna inanıyorum. Yani bu ama şey ritüel... dedim. Pardon lafını kestim ama yani canlı olan olmayacak demek değil yani bu. Hani dijitalde bir şey yapıyoruz, o zaman sahnede hiçbir zaman bir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor yani aslında bu bir yandan da. Elbette tabii canım. Tamam neyse, o başka bir uzun uzun tartışılabilecek maddeleri olan hayır, bir konular. Bir de tartışılsın, keşke yazılar yazılsın, keşke akademik toplantılar olsun, yani ne güzel bir konu tabii. Hani. Bundan 5 yıl sonra bambaşka bir şeyler çıksın, onun bir adı konulsun. Yani onun için güzel bir şey tartışma. Sadece süremiz az. Onun sen şeyi projeyi. O sen biraz önce hani bir şeyler anlatacaktın ona. Ya şimdi şöyle, aslında bu bizim tiyatro olarak bir dijitalleşme dönüşümü değişimi sürecindeyiz yani. Bir o dijital platform dediğimiz bir platform yaratmak, işte bu 3 ayrı modülü olan gösteri bölümünün de bir modül olarak olduğu, işte yayın zaten bir süredir yenimetin.com aracılığıyla yeni yazarları sürekli yayınlamaya çalışıyoruz ama biraz tabii bütçelerle ve imkanlarla da alakalı. Bunların hepsini birleştirdiğimiz, atölyeyi de birleştirdiğimiz bir dijital platformun yaratılmasının dışında bu sene bir de düşündük yani, bu sene biz nasıl bir oyun, yani nasıl bir dil yaratmalıyız sahne? Tiyatro, dijitalleşme, pandemi bağlantısında nasıl bir şey yapmalıyız diye düşündüğümüzde aklımıza yani açıkçası ben tiyatro olarak da bizim bir tercihimiz bu. Yani atölyelerde de öyle oldu. Seyirciyle oyuncu yüz yüze getirmeyi tercih etmiyoruz şu noktada. Hani uzun bir süre, hani o şeye kadar, 2021 Ocağı'na kadar, ama tabii ondan sonra hepimiz buna, bu sürece alışacağız bir şekilde. Hani yavaş yavaş. İnşallah daha güvenli ortamlarda güveni sağlayabildiğimiz sürece bir araya geleceğiz ve buna ben de inanıyorum. İnanın yani, ben bayılmıyorum şu yaşadığımız. Yok yok, biliyorum. Biliyoruz canım benim. Zoom yorulması diye bir terim varmuş. Zoom fatig deniyormuş buna. Ne? Duyamadım. Zoom yorgunluğu. Zoom yorgunluğu ha. Diye. Yani tabii bu mecralar değişik ama insanların sürekli kendi imajına bakmasından dolayı bir yorgunluk yaşıyormuş. Yani psikolojik bir şey olarak, yani hissedersiniz zaten. Ben mesela yani normalde yaptığım bir atölyeden sonra o kadar yorulmuyorum ama yani dijitalde böyle bir şey, bir konuşma ya da bir atölye gibi bir şey yaptıktan sonra bir yorgunluk hissediyorsun gerçekten. Bu sadece dijitalle alakalı değilmiş. Bir de böyle sürekli kendi imajımızı kontrol ediyoruz, şey yapıyoruz ya böyle hani bakıyoruz kendimize, bakmakla ilgili yani. Hani şimdi mesela kendine bakma meselesi bile aslında sanatsal bir durum yani. Hani bir karşılaşma yani. Hani bu kendine bakan insan durumu. Olmayan, orada olmayan bir kişiye konuşuyorum ben şu anda mesela aslında. Hem orada hem de değil. Falan gibi bir durumu var. Şimdi biz bunlardan yola çıkarak nasıl bir oyun yapmalıyız bu sene diye düşündüğümüzde
terk edilmiş kıyılar, negatif fotoğraflar diye bir konsept çıktı aklımıza. Daha doğrusu ismi sonradan gelişti ama asıl çıkış noktası Ferdi'nin özellikle hani bu seyirciyle oyuncunun yüz yüze gelmemesi konusundaki fikri üzerinden aslında çıkardık bu projeyi. Zaten doktora tezi de bunun üzerine ismi neydi? Namevcudiyet üzerine. Namevcudiyet yani non-presence dediğimiz ya da alengede bir laf oluyor. Namevcudiyet. Tiyatroda namevcudiyet üzerine. Yani seyircinin bu yaşadığı, şu anda yaşadığımız bu yalnızlık, bu uzaklık, bu hüzün üzerine ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde birbirinden uzak olan bir aile hayal ettik. Yani biz türlü aile yemeğinde bir araya gelemeyen ama dijital olarak kendini sürekli ifade eden bir aile hayal ettik. Ve bunu videolarla aslında karakterleri yine online yani çevrim içi olarak deneyimlediğini, sonra da onların bir araya geldiği mekana gidip onların yokluğunda orayı ziyaret ettiğiniz bir oyun düşündük. Yani hiçbir zaman seyirci oyuncuyla yüz yüze gelmiyor. O hüzün de var. O da ayrı bir şey. Ben aynı fikirdeyim yani Murat'la. Hani bu bana bir zevk vermiyor yani. Ben seyirciyle karşı karşıya gelmek istiyorum yani. O hüznün de altını çizerek aslında. Çünkü korkuyoruz yani gerçekten. Hani geçenlerde bir toplantı yaptık, hatta bu yeni metinde biliyorsunuz yurt dışından çok yazar getiriyoruz falan. Dedi, palyaçolarla ilgili bir proje yapmayı düşünüyorum. Çünkü artık insanlar belki de oyuncuları korkutucu bir şey olarak görüyorlar dedi. Yani bir tiyatrocu arkadaş mesela. Yani o korku, aradaki tekinsizlik, hüzün üzerinden namevcudiyetimiz ve mevcudiyetimiz üzerinden. Çok güzel, çok tasarlıyoruz. Onu da yani yine bu dijital platform olsun, işte bu enstalasyonu şu anda tam net değil için tam olarak net nerede olacağı, tiyatro dış mekanda olacak. Yani bir yerleştirme şeklinde olacak. Videoları deneyimleyeceksiniz. Sonra o oranın yer aldığı, yani oyuncuların olduğu yeri ziyaret edeceksiniz gibi bir şey olacak. Böyle bir projemiz var bu sene için. Onun dışında Yüzyılın Evi de duruyor tabii. Muhakkak bir şekilde ormana da gelmek istiyoruz aslında. Evet çok mutlu olacağız. Şimdi süremiz bittiği için kapatmaya çalışıyor yayın tarafı. Reji. Ama çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz Ferdi'ciğim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrarını yaparız yine. Siz projeyi çıkardıktan sonra, çıkardığınız sırada ya da. Bugünlük bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. İşte bizim halimiz, durumumuz bu. Tiyatrocuların söyleyeceklerim bu kadar. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.